Evet kıymetli izleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz, birlikteyiz. Sizle beraber olmanın huzurunu ve keyfini yaşıyorum. Umarım siz de kısa kısa hayata dokunuşlardan istifade ediyorsunuzdur. Hayatınıza farklı bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyorsunuzdur. Basit olan güçlüdür diye çıktığımız bu yolculukta hemen hemen her alanda herkesin basit olanı, basit bir şekilde anlatacağını, basit bir şekilde yapmak istediğini duyar olduk. Bu bizim için mutluluk verici bir şey. Hepimiz gerçekten basit olmaya gayret ediyoruz. Basit anlatmaya gayret ediyoruz. Bir konuyu basitçe yaklaşımlar geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu da esasında basit olan güçlüdürün ne kadar etkili olduğunun işareti. Hani bugünlerde böyle gündemde olan hemen hemen herkesin kullandığı cümle oldu bu. Basit, basit bir şekilde anlatacağım. Herkes anlayacak şeklinde yaklaşımları duymak beni son derece mutlu ediyor. Umarım bu basit olan güçlüdürle başlayan bu yolculuk halka halka her yere ulaşır. Şimdi size bugün şirketler neden batar ile ilgili konu başlığını verdiğim bir konuyu bahsetmek istiyorum. Ve bunun için de yine basit basit küçük dokunuşlarda bulunmak istiyorum. Şirket sahipleri veya bir şirketin sahibi olan arkadaşlara. Evet arkadaşlar, isterseniz bugün de küçük bir bilgi vermiş olalım. Şirketlerle ilgili bir bilgi vermiş olalım. Ford ailesinden bu bilgiyi vermiş olalım. Ford ve Dodge iki bir marka. Şu an ikisinin de ayrı ayrı bir marka olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bunlar bir aile. Yani ikisinin de sahibi yakın akrabalar. Ve bunlar aralarında bir anlaşmazlık yaşıyorlar. Şu an Ford'un sahibi olan aile diyor ki biz, yani onların ataları tabii ki, yani büyük büyük babaları diyor ki biz şirketimizi daha karlı hale getirmeliyiz. Bunun için bazı zamlar yapmamız lazım ve fiyatları artırmamız lazım. Şu anki Dodge'un ataları olan aile de diyor ki hayır, biz toplum menfaati gütmeliyiz ve bu toplum menfaatine göre de hayatımızı şekillendirmeliyiz. Bunların arasındaki anlaşmazlık o kadar çok büyüyor ki bunlar mahkemeye gidiyorlar ve mahkemede o günkü şartlarda bir karar çıkıyor. Ve o kararda şunu söylüyor hakim. Diyor ki şirketler kar etmek için kurulan birlikteliklerdir. Evet, bu o kadar önemli bir doktrin haline geliyor ki arkadaşlar. Şu anda da bütün ülkelerde, neredeyse hemen hemen tüm ülkelerde şirket kurulduğunda şirketlerin kar eden kuruluşlar halinde çalışmaları gerektiği benimseniyor. Yani eğer bir şirket üst üste 3-5 yıl zarar ediyorsa incelemeye alınıyor, vergi incelemelerine alınıyor. Çünkü ana doktrin şu: şirketler kar etmek için kurulmuş kuruluşlardır, neden zarar ediyor ve neden zarar eden bir şirket hala devam ediyor diye inceleme altına alınırlar. Bundan dolayı da ki arkadaşlar, şirketin ana gayesi kar etmektir. Yani eğer şirket kar edebiliyorsa şirkettir ve varlığını devam ettirmesi için de en önemli unsur kar etmesidir. Bundan dolayı arkadaşlar, bizim 3 kalemde karlılığı takip etme alışkanlığı geliştirmemiz lazım. Hani baştan demiştik ya, basit olan güçlüdür diye başlıyoruz. Evet, basit olan güçlüdürün şirketleri yönetmekle ilgili basitçe tabirini şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bunlardan biri borçlarımız. Bunlardan biri alacaklarımız. Bunlardan biri varlıklarımız. Arkadaşlar, borçlarımızı toplayacağız. Alacaklarımızı toplayacağız. Ve varlıklarımızı toplayacağız. Ve bunların üçü arasındaki dengeyi sıkı sıkıya takip edeceğiz. Eğer bu pozitif, durağan ve büyümeye devam eden bir yapıdaysa, yani varlığımız 100 liraysa, kontrol ettiğimizde yine 100 liraysa durağandır. Bu pazar şartlarında kabul edilebilir. Hesapladığımızda varlığımız 100 liraysa, bu 101, 102, 103, 104 olmaya devam ediyorsa bu şirketin doğru yolda olduğunun işaretidir. Varlığımız 100 liraysa, 99, 98 çıkıyorsa bu hesabın içerisinde kontrollerde, mutlaka şirketin içerisinde bir sorun vardır. Yani varlığımız durağanlaştığında da, varlığımız eksildiğinde de şirketi kontrol edip hataları bulmak için çok ciddi gayret sarf etmemiz gerekir. Evet, çok basit bir şekilde anlattığımız şey esasında varlıklar, alacaklar ve borçların toplanmasından ortaya çıkan değerdir. Evet arkadaşlar,
Peki şirketlerin batmasında Mehmet Bey, bunları takip ettiğimizde nelere dikkat etmemiz lazım? Yani eğer eksiye doğru gittiysek nelere takip etmemiz lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Şirketler esasında iki ana mantıkla yürütülürler. Bunlardan bir tanesi profesyoneller tarafından yürütülmesi. Bunlardan diğeri de şirketin patronlar tarafından yönetilmesidir. Bu ikisinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, şirketin istişareye açık, araştırmalara açık, değerlendirmelere açık, fikirlere açık bir yapıya kazanması ve bu yapıyı da patron şirketin güzel bir şekilde yönetebilmesidir. Eğer bunu patron yapamıyorsa, ben bilirim, ben ederim, ben yaparım diyorsa, bu gerçekten büyük bir sorundur. Bu sorunun kaynağında da ana kriterlerde bir hata vardır ve bu da bizi zarara ve karlılığın kaybolmasına sebebiyet verecektir. Eğer şirket profesyonel bir şirketse, burada dikkat edilmesi gereken bir husus daha vardır. O da profesyonellerin kendi menfaatleriyle şirket menfaatlerini paralel yönetip yönetmedikleridir. Bu da genellikle şirketleri yöneten profesyoneller bir müddet sonra kendi menfaatlerini de düşündükleri için şirketi zarara ya da karlılığın kaybolmasına itebilir. Bunun için en önemli gereken, bizim de hep beraber takip etmemiz gereken iki şey budur. Yani bir, gerçekten araştırmaya, bilgilenmeye ve değerlendirmeleri açık, kulağımız açık bir şekilde onu değerlendiriyor olmalıyız. Bu bir. İkincisi, profesyonelleri denetleyecek bir mekanizmamızın olması ve bunun kendisinin mi yoksa kendi menfaatinin mi yoksa şirket menfaatinin mi değerli olduğunu ve tuttuğunu bizim analiz etme özelliğimizi kazanmamız gerekir. Evet arkadaşlar, genel hatlarıyla şirketlerin batması ya da şirketlerin hayatlarının devam etmesinin özellikleri bundan ibarettir. Kısa bir özet yaparsak, tekrar basitçe, alacaklar, borçlar ve varlıklar, bunları toplayacağız. Bu çıkan değeri sık sık takip edeceğiz. İki, profesyonellerin kendi menfaatiyle şirket menfaatleri arasında bir paralellik var mı yok mu analiz edeceğiz. Bir diğer husus, kendimizin takip etmesi gereken hususta değerlendirmelere, fikirlere ve araştırmalara çok riayet edeceğiz. Bir şirketi ben bilirim, ben en iyi bilirim, benden iyi kimse bilmez anlayışından uzak tutacağız. Beni dinlediğiniz için, fikirlerime değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda buluşmak üzere. See? It's just like a Mercedes. Huh?